Çok ayıp. Çok ayıp. Yakışmıyor. Erkek adam. Kavgayı bırakın da artık bir şeyler yapın insanlar ciddi bir şekilde. Evet, gerçek çözümlere odaklanın derdim. Bir siyasete etmemesi lazım. Halkın sorununa ama sen de bir. Halkın sorununa çare bulsun. Evet, çare bulsun. Et. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyenleri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı İstanbul'un tarihi ilçelerinden birisi olan Fatih ilçesinin Eminönü semtinde yapıyoruz. Vatandaşlarımıza sizlerin bu kadar sorunu sıkıntısı varken siyasi partilerin birbirine kavga etmelerini nasıl karşılıyorsunuz diye soracağız. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açar mısınız? İyi seyirler. Halkın bunca sorunu sıkıntısı varken siyasi liderlerinin birbirine kavga etmeleri nasıl karşılıyorsunuz? Çok kötü buluyorum, çok kötü. Karşınızda olsa ne söylersiniz? Kılıçdaroğlu ve Erdoğan. İkisine de derim, milletten birbirinizle uğraşmayı bırakın da milletle uğraşın derim. Sorunlarıyla ilgili. Evet, sorunlarıyla, milletin sorunlarıyla uğraşın derim. Sorun, evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi, kötü ne düşünüyorsunuz? Ya kavga etmeleri iyi ama bunu hani Türkiye'de iyi yerine getirmiyorlar, onu söyleyeyim. Hani. Nasıl kavga etmeleri iyi ya? Yani kavga etmeleri derken hani tartışmaları bu konu He. hakkında birbirlerinin görüş ayrılıkları olması normal tabii ki de ama hani bu iyi ilerlemiyor diyeyim. Hani bu Türkiye'de farklı ülkelerde olduğu gibi karşınızda iyi olsalardı Kılıçdaroğlu ve Erdoğan mesela bizim sorunlarımız varken niye ne derdin? Ne sorunlar? Yani sorunlar şöyle ki hani sorunlarımıza çözüm üretmiyorlar. Hani saçma sapan şeylere çözüm üretmeye çalışıyorlar. Aynen. Hani bizim normal sorunlarımıza hiç çözüm üretmeye çalışmıyorlar. Siz ne dediniz kavgalara? Yani ortak bir sorun üzerine beraber çalışılabilir bence. Çünkü ülkenin ortak sorunu sonuçta. Senin de sorunun, Kılıçdaroğlu'nun da sorunu, Erdoğan'ın da sorunu. Yani bu solcun ya da sağcının sorunu değil. O yüzden toplanıp belirli bir sorunu çözebilmek her iki taraf için de en iyisi olur, ülke için de en iyisi olur. Yani bu evet dış ülkelere bir gösteri vesaire değil bu, değil bu. İnsanların için en iyisini yapmalısın sen. Çok teşekkür ederim. Biz birinci sınıftayken kavga ederdik. Sınıf başkanı çıkardı bir şeyler söylerdi. Aynı şey. Teşekkür. Efendim halkın bunca sorun ve sıkıntıları varken ana muhalefet ve iktidarın birbirine kavga etmesi doğru mu yanlış mı ne diyorsunuz? Yanlış tabii ki. Yani sonuçta siyasi bir çerçevede çözmeleri lazımken tartışmak yani halk dilinde olan bir şey. Halk dilinde derken kimse yanlış anlamasın. Halkın sorununa ilgilensin diyorsunuz. Efendim? Halkın sorunlarına çözüm bulsunlar. Ya, halkın sorunlarına çözüm bulsunlar. Yani bunlar daha çok halkı birbirine kırdırıyorlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba. Doğru mu yanlış mı ne diyorsunuz? Çok yanlış. Herkesin birlik beraberlik olması lazım. Yani hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Herkes bu... Karşınızda olsa Kılıçdaroğlu ve Erdoğan ne derdiniz? Bir daha alabilir miyim? Kılıçdaroğlu ve Erdoğan şu an karşınızda olsaydı kavgalar için ne derdiniz? Bari şu pandemi döneminde yapmayın derdim. Birlikte çözüm üretin derdim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben şu anda muhalefetin yaptıklarını çok doğru buluyorum. Tamam mı? Buluyorum. Bulma sebebim de şu. AK Parti'nin bütün yaptıklarını ya adam diyor ki gel seninle bir masada oturalım, tartışalım, konuşalım. Ya sen bir Türkiye'nin liderisin, cumhurbaşkanısın. Bu da ana muhalefet lideri. Bunun da kendine göre bir seçmeni var. Evet. Türkiye'nin yüzde bilmem kaç tane... Senden sonra ikinci olan parti aynı. Geleceksin bu adamla oturacaksın ya. Şöyle milletin karşısında bir tarafsız bir... Küçümsüyor mu oturmama? Niye oturmuyor sizce? Efendim? Yıllardır Kılıçdaroğlu gel senin istediğin televizyon kişi de olsun diyor. Niye kabul etmiyor Erdoğan? Ya demek ki var çekindiği şeyler var. Adam hani sıkıştırmasından korkuyor. Ben Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye oy vermiş insan değilim. Bugüne kadar hep MHP kökenliyim. Siz olsaydınız oturur muydunuz? Erdoğan yerinde olsaydınız. Kılıçdaroğlu'nun teklifine cevap verir, olumlu cevap verir miydi? Ya bu kadar hatam varken ben de oturmazdım. Oturmazdım. Çok teşekkür ederim. Rica- ya şimdi kendilerine gelince kongreler güzel. Leba leba oluyor. Evet. Tık havası dolu. Hastalık yok. Ama halka gelince, esnafa gelince, oraya gelince maalesef virüs var, yok hastalık var. Ondan sonra kapan içeri. Şimdiye kadar kongreler kaç tane kongre yaptı? Burada virüs bulaşmadı mı? Bunlara yok mu virüs? Onlar teğet mi geçiyor? Yani. Ayrımcılık mı var efendim bu kadar? Yani bence. Bence ayrımcılıktan başka bir şey değil. Kavgalar. Kendini gördükten sonra diğer bence muhalefet engellik partilerini onların işlerini engellemek için yapılan şeyler bunlar. Benim kavgalara ne derdiniz? Bir uğraşmaları. Ya ben Erdoğan diyor. Çözüm mü onlar? Ben bunların geldiği döneme kadar
Ben daha önce de siyaset mesela şeylerini seyredim. Ben hiç siyaset konuşmazdım. Yani bunlar onunla insanları öyle bir ayrıştırdılar ki, insanlar öyle bir kin, nefret yüklediler ki. İnsanlar artık stres atmak için bile birbirlerine kavga ediyor neredeyse. Yani nefret yüklediler insanlara, kin yüklediler. Birbirine insanları ayrıştırdılar. Ya biz, ben Ecevit dönemini, Süleyman Demirel, Özal, Erbakan dönemlerini gördü. Herkes çıkar güzel siyasetini yapardı. Güzel güzel konuşurlardı. Masa televizyona çıkar, muhabbetin sohbetini de yaparlardı. Ama hiç birbirine hakaret edici, aşağılayıcı kelimeler hiçbir zaman ben görmedim. Seçim biterdi, siyaset biterdi, konuşma biterdi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Siyasi parti liderlerin biriyle kavga etmelerine ne diyorsunuz? Allah. Halkın sorunu sıkıntılar birine kavga ediyorlar. Allah Allah sonumuzu hayır etsin. Hiçbir şey demiyorum onlara. Çok kavga ediyorlar. Valla kendi aralarındaki husumeti boş versinler. Aşağıdaki insanların dertleriyle uğraşmaları gerekiyor. Bizim için önemli olan bu. Maalesef öyle, maalesef. Utanıyoruz ama yapacak bir şey yok. Açtığımız kanallarda da çoğunluk bu. Çoğunluk. Çok teşekkür ederim. Saygılar efendim. Tamamen gündem değiştirmek, hatalarını örtbas etmek için yaptıklarını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Siyasi parti liderlerin bile kavga etmeleri doğru yanlış? Doğru olabilir mi? Ne dediniz onlara? Yani böyle yapmamaları lazım yani. Abi, olur mu? Sorun varken değil mi efendim? Elbette. Teşekkür ederim. O çekişme yıllardan gelen bir şey. Muhalefetliğini yapıyor. Hükümetliğini yapmıyor. Ondan kaynaklı olabilir mi? Bilmiyorum diyorsun. Evet. Yani 10 küsur yıl önce burada çalışıyordum ben. Şimdi eski iş yerime uğradım falan. Soruyoruz yani bunu. İşler nasıl diye. Bin ah iş diyoruz yani. Bin ah iş diyoruz. Ha, ben Şanlıurfa'dayım. Ben Urfa'dan geliyorum. Bizde de durumlar aynı. Yani. Türkiye genel her yerde aynı. Belki bir umut burada bir değişiklik olur dedik ama yok. Her yerde aynı. Yani. Tabii. Sıkıntı yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vallahi ne bileyim, onu dinlesen o haklı, onu dinlesen o haklı. İkisinin arasında kalıyor insanlar yani. Teşekkür ederim. Ya, muhalefet kendi içinde birlik yok ki. Birleşmeye çalışıyor. Yani kendileri zaten ayrılıyorlar yani. Muhalefet aslında şu anda muhalefetlik yapsa yani yapamıyor da yani. Muhalefet de olamıyor. Yapamıyor. Kendileri daha şu anda kendi içlerinden bile yani iktidar tamam yıpranır. Ayrılanlar olabilir. Daha yıpranıyor tabii. Çok teşekkür ederim. Tabii. Ve illaki değil. Yapmasın. Yani kesinlikle. Teşekkür. Kabul eder misin onu? Etmeyeceksiniz. Yani. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın birbirine kavga etmeleri. Doğru mu? Yanlış mı? Karşıdan ne söylersiniz? Halkın sorunları var. Birbirine kavga ediyorlar. Ya işte bunlar hep ekonomiden geliyor. Değil mi? Tabii ekonomiden geliyor kardeşim. Karşınızda olsa ne söylerdiniz onlara? Ya ben tabii yani birbirinizden kavga etmeyin. Kim şey geldi o olur. Böyle yani. Toplanın sorunlarımızı çözün falan derdi. Yani tabii can. Emekli maaşlarına biraz zam verin. Bilmem ne yapın. Siz oraya 3 lira 5 lira zam veriyorlar. Simit parası bile değil. Ya, iyi değil. Onlar iyi değil. İyi değil. Bir siyasete etmemesi lazım. Halkın sorunu ama sen de bil. Halkın sorunu çare bulsunlar. Evet, çare bulsunlar. Etmesinler, kavga etmesinler. Çok teşekkür ederim. Yani Kılıçdaroğlu çok saçma konuşuyor. Yani ne dediğini o da bilmiyor. Erdoğan da ona güzel güzel cevaplar veriyor. Doğru, yanlış. Bu tamamıyla siyasi kavga kendi aralarında. Aslına baksan hepsi de en iyi dost. Sıkıntı yok yani. Şu aralarında hiçbir sıkıntı yok. Sıkıntı halka görünmek istedi. O kendi yandaşına öyle görünüyor, kendi yandaşına. Yani mesaj mı veriyor halka? Yok, herkes yerinden mutlu, halkı kandırma. Halka mesaj mı veriyor? Tabii, siyasi, herkes yerinden mutlu. Yerinden hiç rahatsız olan yok. Siyasetçilerin hiçbiri rahatsız değil. Tribüne oynuyorlar. Zaten yani Cumhuriyet kurulduğundan belli aynı. Teşekkür ederim. İkisi de karşımda olsa yani... Kavgayı bırakın da artık bir şeyler yapın insanlar ciddi bir şekilde. Evet, gerçek çözümlere odaklanın derdim. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu. AK Parti pudra şekerine... Politika onlar. Gel abi gel. Politika onlar abi. Çok ayıp. Yakışmıyor. Doğru. Ya, onunla doğru değil. Etmesinler. Etmesinler ama bu Tayyip gibi daha başa hiçbir başbakan bu Türkiye'de gelmedi. Erbakan. Herkese yumruğu vuruyor. Biz de gurur duyuyor onu. Ben bilmiyorum o kadarını ya. Ülkenin birçok sorun sıkıntısı varken siyasi parti liderlerin birbirine kavga etmesini nasıl karşılıyorsunuz?
Ben şöyle bir cevap vermek istiyorum size. Ülke 23 sene önce ne haldeydi, şu anda ne halde? 23 sene önce insanlar ekmek bulamazken... Ben buluyordum abi, ben burada okudum, ekmek buluyordum. Peki bizim DSP dönemini izlediğimiz videolar, işte Ecevit'in dönemiydi, şeker bulamayan... Ben çok para kazanıyordum. Ben zeytinyağında deri işi yapıyordum, bir araba mal 40 bin dolar alıyordum. Evet, yazar kaza falan vardı. Onu şöyle düşünelim abi. Şu an bir ev ne oldu biliyor musunuz? Bundan 25 yıl önce İstanbul'da 100 aile varsa şu anda 1 milyon aile var. Bu pay dağıldı. Herkes para kazanıyor ama çok ama az. Ama herkes parasını kazanıyor, geçimini yapıyor yani. Ya şu anda biz kavga dedik, sonra kavga mesela. Ben size bir şey söyleyeyim abi. Şu anda konuşanlar abi 25 sene önce de 30 sene önce de yani ezelinden ebedine hep aynıydı abi. Hep bir hizmet karşıtı, hep bir muhalefet karşıtı. Sadece ve sadece baltalıyorlar abi. Kavga. Mesela şu an ey Kılıçdaroğlu, ey Erdoğan, sorunlarımız varken kavga etmeyin. Oturun çözüm demez miydin? Ya tabii ki derdim de kavga eden Erdoğan değil ki. Recep Tayyip Erdoğan 23 sene öncesinde... Her konuşmada ey Kılıçdaroğlu, doğru mu? Doğru. Orada doğru başkanı. Ne? Peki yok yere mi söylüyor abi sence? Tamam da Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor kürsüye, şak şak yapıyor. Ona da karşısında şak şakçıları var mesela. Neye alkışlıyorlar abi? Ne diyor da ne alkışlıyorlar? Dinliyorlar mı adamı? Kavga yapmıyor ki Recep Tayyip Erdoğan. Ağzını payını veriyor, o kadar. Uzlaşsınlar. Herkes iyi olsun, ülke kalkınsın, amacımız o. Herkes bir şekilde bu sağcı solcu ayırt etmeden insanlık adına hizmet odaklı. Kimin geldiği önemli değil, hizmet odaklı. Görüşürüz. Kılıçdaroğlu her şeye itiraz ediyor. Havaalanı yapıyor, itiraz ediyor. Metroları yapıyor, itiraz ediyor. Konumuzun kavgalar iyi değil diyorsun. Hiç iyi değil, her şeye itiraz ediyor. Çok teşekkür ederim. Hiçbir şey demiyor ki ya bu doğrudur. Çok teşekkür ederim. Kendisi bir seçim sandığını bulamadı. Ben değil başbakanlık, cumhurbaşkanı yapamam diyor. Hem de itiraz ediyor, her şeye itiraz ediyor ya. O bir SSK'yı kötü duruma düşürdü ya o adam. Teşekkür ederim. Yani eskiden, yani 2000'den önce de biz yani mesela gördüğümüz siyasetçiler vardı, liderler vardı. Onları hakkında mesela mizah yapabiliniyordu. Yani eleştirilebiliniyordu. Şimdi kesinlikle öyle bir şey yok. Şimdi eleştirme yok şimdi. Bir şey dediğin zaman zaten korkuyorsun yani. Soğuk evet, aynen öyle. Teşekkür ederim. Ya yapmaması lazım ama yapıyorlar. Çok teşekkür ederim. Çok yanlış. Bu da doğru. Ne söylersiniz partilere? Benden söyleyeceğim partilere biraz. Erdoğan diyor ey Kılıçdaroğlu, niye onunla uğraşıyor? Tamam da ama Kılıçdaroğlu da yatıp kalkıp Tayyip'le kalkıyor. Biraz da o da kendine baksa, üretken olsa, proje üretse, bir şey söylese, ben bunu yapacağım dese. Kavga etmesin. Kavga et. Tabii canım, kavga niye ediyorlar? Kavganın bir yararı yok ki. Çok teşekkür ederim. Abi tamam. Merhaba. Partilerin birbiriyle kavga etmeleri, siyasi liderlerin. Ne diyorsun? Hoş bulmuyorum. Doğru değil. Tabii. Önce herkes yapacağı hizmetleri ve yapacağı projeleri açıklasın. Tabii. Çok teşekkür ederim. Kaleye bile almasın. Hiç gerek yok. Hepsini söyledim. Kavga doğru mu? Yok, doğru değil. Hizmete baksınlar. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hiç iyi karşılamıyorum yani. Onların görevleri yani kavga etmek değil. Ekonomiyi nasıl düzeltiriz? Sorunlarımız çare bulsun. Aynen. Karşınızda olsa ne dersiniz? Erdoğan Kılıçdaroğlu. Artık yeterin, bırakın, milletin yakasından düşün derim. Aynen. Çok teşekkür ederim. Biz de öyle. Doğru. Etik değil. Etik değil. Teşekkür ederim. Ekit değil. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.